Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala sefiyyil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-evvelu Allah vel-ahiru Allah vel-zahiru Allah vel-batinu Allah ve la na'budu fil-kevni illallah. Kâle Allah fi mahkemi kitabihil kerim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnellezîne ittekû rabbahum. Allah'tan korkanlara gelince, ittika edenlere gelince, lehum cennetun, onlara cennetler vardır. Öyle cennetler ki, tecri min tahtiyen haru, altından ırmaklar akar, halidine fiha, orada sonsuza kadar kalırlar. Nuzulen min indillahi, bu Allah tarafından onlara indirilmiş, ikram edilmiş bir nimettir. Ve ma indallahi hayrunil ebrar, ve Allah katında iyiler için çok daha büyük nimetler vardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in usullerinden bir tanesi de mücadeleyi, mücahadeyi, Allah uğrunda çekilen sıkıntıları, çekilmesi muhtemel sıkıntıları anlattıktan sonra vaat edilen cennet vurgusu ya da cennetler vurgusu müminlerin korkularını adeta izale eder, yüreklerine su serper, onların yüzündeki acı ifadeyi alır, tebessüme dönüştürür, mutluluk çizgileri adeta yüzde beliriverir. İşte bu Allah'ın ikramıdır. Bu cennetin yeryüzündeki yansımasıdır. Kul üzerindeki ilahi nimetin tecellisidir diyebiliriz. Atılan her adımın, yapılan her iyiliğin karşılsız kalmayacağını defaatle Kur'an-ı Kerim hatırlatmış ve biz de burada muhterem kardeşlerimize bunu ifade etmeye çalışmıştık. İşte bunun en somut delillerinden bir tanesidir ki kafirlerin sahip olduğu imkanlara bakıp da aldanmamamız gerektiğini, onların sahip olduğu imkanların kısır bir döngü içerisinde ve geçici olduğunu hatırlattıktan sonra müminlerin geçici hayatının akabinde erişecekleri nimetin büyüklüğünü anlatır. İşte o nimet, bakınız, ittika sahiplerine لَاكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ Allah'tan korkanlara gelince diye başlar. Lakin takva sahiplerine gelince, madem kafirleri cezalandırdık, onları cehennemin içine atıverdik, onların imkanlarını zir zeber ettik, imkansız görünen, alay konusu olan müminlerin ise erişecekleri nimetin büyüklüğünü anlatmaya sıra geldi. Bunun da temelinde, temel kriteri olarak takva yatmaktadır. Nedir takva? Perde anlamına gelir. Daha doğrusu perdelenme anlamına gelir. İttika, hayasızlığa karşı, çirkinliğe, günaha karşı insanın kendini perdelemesidir. Gözünü, kulağını, ağzını, elini, ayağını perdelemesidir. O günah görselinden, günah ortamından kendini ve duygularını, ruhsal halini, davranışlarını tecrid etmesidir. Bu tecridin Allah'a dayalı bir korkudan kaynaklandığını bilinmesidir. Ki etimolojik olarak takva Allah'ın cezalandırma korkusu, Allah'ın gazap edeceği korkusu, cehennemde yanacağı korkusuna dayalı değildir. İttika sevgiye dayalı bir korkudur. Allah'ın beni terk etmesi korkusudur. Allah-u Teala'nın beni bir daha sevmemesi korkusudur. Beni sevmezsen durumum nice olacak korkusudur. Sevgi fenomenine dayalı olan korku cehennemvari azaptan ve gazaptan çok daha etkindir muhterem kardeşlerim. İnsan içini yakıp kavuran budur. Allah'ın beni unutması, beni sevmemesi, benden yüz çevirmesidir. İşte bu korku insana doğru adımlar attırmalıdır. Yoksa ben şunu yaparım, Allah beni cehennemde yakar, yapmasam beni yakmaz, bir cennet kazanmak için şunu yapmalıyım gibi ticari bir kaygıyla olaya yaklaşırsak hikmeti ıskalamış oluruz. İçinden hikmet ıskalanan gerçekler asıl hüviyetini, uhdelerini yitirmiş olurlar ki bu da Kur'an'ın hikmet anlayışına muğayirdir. Bunun da bilinmesi lazım. Onun için lakinnellezine takav rabbahum, Allah'tan korkanlara gelince onlara lehum cennetun, öyle cennetler vardır ki, nasıl cennetlerdir ya Rabbi? Tavsifinedir. Nasıl vasfedilmiştir? Bu mutlak ifade olarak gelmiştir. Cennetun, cennetler vardır. Bunun bir sınırı yoktur, bir belirteci yoktur, bir muhasarası yoktur. Belirsizlik sınırsızlığı ifade eder. Tecri min tahtiha nehar, altından ırmaklar akar. Tabii ki bu hemen bizim zihin dünyamızda şöyle bir tablo oluşturmamalıdır. İşte bir ev, evin altından küçük bir kanal gibi su akması olayı değildir, haşa. Leysa fil cenneti illa esmâuha, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetle dünya benzerliği isim benzerliğidir. Zira bizim cenneti anlamamız dünyevi imkanlarla, duygularla mümkün değildir. Çünkü sınırlı ve tahdit altında olan duygularımız var, fıtri özelliklerimiz var. Sahip olduğumuz niteliklerimiz ve niceliklerimiz dünyevi muhasara altında olduğu için metafizik olayları kavramaktan acizdir. Biz bırakın ahireti, dünya içindeki metafizik olaylarını bile kavramaktan aciz duruma gelmişiz. İnsan ve madde dışında diğer varlıklarla ilgili bilgimiz sınırlı ve zayıftır. İnancımız bile zayıftır. Kavrama noktasında oldukça yetersiz durumdayız. Bu yetersizlikle donatılmış insanın metafiziğin uhrevi boyutunu ıskalamaması mümkün olmayacaktır. Yani anlama noktasında, inkar noktasında demiyorum. Anlamakta zorlanacağımız kesin olduğundan dolayı Yüce Rabbimiz dünyevi özelliklerle konu edinmiştir cenneti ve isimlerini dünyadaki nimetlere benzeterek adeta zihnimizde algı oluşturmuştur ki o cennetin nimetinin büyüklüğünü fark edelim diye. Bu açıdan benzerlik bizi şaşırtmasın. Benzerlik isim benzerliğidir. Nitelik benzemesi mümkün değildir. Altından ırmaklar akan köşkler vardır. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklardır. Peki neden ebedi kalma vurgusu cennet nimetlerinin arkasından sürekli gelir? Apaçıktır. Çünkü insanın sahip olduğu nimetlerin büyüklüğü insanı mutlu eder. Ama bir yere kadar mutlu eder. Çünkü onların biteceği korkusu o mutluluğuna hançer gibi saplanır. Sürekli rahat bir yaşam içerisindeyken gün gelecek, yaşlanacak, onun biteceği kesinleşecek. Bu durum onun o mutluluğunu üzüntüye çevirebilir. Bu açıdan verilen nimetin sürekli mutlu vermesi için hiç bitmeyecek, layeser olması lazım, bitmemesi lazım ki böyle bir korku, böyle bir endişe taşımasın. Yüce Allah eğer insana nimet vereceğini bildirip onun sürekliliğinden bahsetmeseydi, insanoğlunun algısında şöyle bir endişe belirleyecekti. Tamam da o da bitecek, sonra ne olacak? İşte bu endişe dünya hayatına da yansıyacak, dünyadaki hayatını olumsuz etkileyecekti. Yüce Rabbimiz lütfu keriminden ihsan ederek dedi ki, hayır, böyle bir endişeye kapılmayınız, mahal bile vermeyiniz. Zira size vereceğim bu nimetler sonsuz olacaktır. Hiç bitmeyecektir. İşte bu mümini nimetin büyüklüğü karşısında hayrete düşürecek bir ifadedir, bir sunumdur. Halidine fiha nuzule min indillah. Bu Allah'ın size indireceği bir ikramdır. Allah bunu inzal edecektir, ikram edecektir. Allah vaadinden asla ve asla dönmez. Bu ikramını size mutlaka ve mutlaka verecektir. Allah katından gelecek olması işin kesinliği, mutlak olacağı anlamındadır. Yani vaat edilen nimetleri size vaat eden şu ya da başkası değildir. Çünkü başkasının vaat etmesi de bizi endişeye düşürür. Çünkü Allah dışında hiç kimse kalıcı değildir. Her şey geçicidir ve herkesin ne kadar güçlü olursa olsun bir acziyeti, bir zaafiyeti, bir eksikliği vardır. Ama Allah bütün bu noksanlıklardan münezzehtir. Ezeli ve ebedidir. Onun için o vaadi direkt kendine bağlamıştır. Bu Rabbinizin size ikram edeceği bir nimettir, bir cennettir. Onun için etrafımıza vesvesenin bile yaklaşmasına, şeytanların bizim kulağımıza bir şey üflemesine izin vermeyecek kadar muhteşem bir kalkandır aslında Yüce Rabbimizin ben size indiriyorum demesi. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Ve bunun da ötesinde iyilik yapanlara, iyilere, iyilik sahibi, iyiliği mücadele haline getirdiği yeryüzüne yayanlara, iyilik uğrunda mücadele verenlere, iyiliğin bekası için çalışanlara, kötülüğün izalesi, kök salmış kötülüğü yok etme, küfrü ortadan kaldırma ve iyilik dediğimiz güzelliğin, yani Allah'ın emirlerinin yaşanması için mücadele verenlere gelince bunlara hazırlanmış başka cennetler vardır. Lil ebrar, bunlara daha büyük farklı nimetler vardır. Bunun bilinmesi lazım. Onlar da belirsiz geldiği için onları anlamakta, idrak etmekte zorlanacağımız kesin olduğu için Yüce Allah sadece bahsetmiş. Artık siz o cennetteki nimetlerin ya da cennet ötesi nimetlerin büyüklüğünü algılamaya çalışın. Buna asla gücümüz yetmeyecektir. Ve inne min ehlil kitabi, tabii ki Ali İmran suresinin son ayetleri bir gerçekle konuyu kapatmış olacak. Ehli kitaptan, yani Hristiyanlardan ve Yahudilerden imanını gizleyen, iman etmiş ama şeklen iman ettiği gözükmeyen insanlar var olmuştur her zaman ve var olmaya da devam edecektir. İman öyle büyük bir hakikat ki bazen gizlenmesini zorunlu kılar. Çünkü insan hayatı öncelikli olarak önemlidir. Kulluğun icrası için, devamı için, Allah'ın lütfunun devamı için bir tehlike sezdiğinde kişinin iman etmesini gizlemesi her zaman daha evla olandır. Kulluğuna devam etmesi için. Yeryüzünde öyle zalimler, öyle zulüm mekanizmaları var ki senin için tehlike arz etmeyen bazı gerçekler başkaları için tehlike arz eder duruma gelebilirler. Çünkü her insanın konumu farklıdır. Her insanın etkisi farklıdır. Bazı insanların iman etmesinin etkisi de büyük çapta olacaktır belki. Onun etkisi çok farklı alanları tetikleyebileceği için düşmanların buna göz yumması mümkün olmayacaktır. Bunu engellemenin yolu o etkinin devam etmesi, iyiliğin gizliden yayılması için imanını gizlemesi ve düşmana görünmemesi daha efdaldır, daha evladır. Tabii bu her zamanın şartlarına göre değişkenlik arz edecektir. Yoksa bu sade yaşayan bir insanın imanını gizlemesi gibi değildir. Çünkü iman ishar dinidir. Yaşanacak ki bundan etkilenen din insanların da yaşaması gerekir. Bu minvalde imanını gizleyen insanların zorunlu olarak bu yönteme başvurduklarını biz Kur'an-ı Kerim'in üstü kapalı imalarıyla anlamış oluyoruz. Öyleyse ve in min ehlil kitabi limen yu'minu billahi, öyle erler vardı ki onlar Allah'a iman etmişlerdir. Ehli kitabın diğer kısmı iman etmemiş mi? İman etmiştir tabii ki. Zaten iman ettikleri için biz onlara ehli kitap diyoruz. Bunlara kitap gelmiş, Tevrat gelmiş, Zebur gelmiş, İncil gelmiş. Ama imanın tevhidi açıdan sorgulanması gerekir. Bizim iman ve teslimiyet dediğimiz Kur'an'ın ortaya koyduğu tevhid şablonu kapsamındadır. Allah'ın istediği iman şeklidir. Yani halis imandır. Allah dışında her şeyi reddedip sadece Allah'a tevessül eden imandır. Allah'a şirk koşmamaya dayalı imandır. Allah'a eş koşmamak, Allah'ın yanında başka güçleri haşa, Allah'ın yanında şirk koşarak yapılan imanı redde dayalı bir imandır bu. Tevhiddir. Karışmamız halis, öz bir imandır. Onun için onların imanını biz o düzlemde ele almıyoruz. Onlar için de hakkı imana ermiş insanların, müminlerin imanını baz alıyoruz. Onun ehli kitaptan olması bir şey değiştirmiyor. İman ettikten sonra o bizim kardeşimizdir. O bir muvahhiddir. Kimden doğduğu, hangi aşiretten meydana geldiği, hangi etnisiteye tabi olduğu bizim açımızdan bir değer taşımamaktadır. Bir önemi yoktur zaten. Yu'minu billahi, o Allah'a iman etmiştir, Allah'a teslim olmuştur. Ve ma unzile ileykum, size indirilene de iman etmişlerdir onlar. Yani Kur'an'a da iman etmişlerdir. Zira Kur'an'ı inkar ederek iman sahibi olunmaz. Ben sadece ehli kitabın peygamberini kabul edeceğim. Ona gelen kitabı ki biz onu tarif edilmiş olarak kabul ediyoruz. Kur'an öyle söylüyor, Rabbimiz öyle buyuruyor. O tarif edilmiş kitabı kabul edecek ama en son gönderilen peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmeyecek. Ondan sonra Allah'ın Resulünü reddedecek, Kur'an'ı reddedecek. Bu mümkün değildir. İşte onun için iman eden bunlara iman etmek zorundadır ki Yüce Allah onu beyan etmiştir. Allah'a iman etmiş bu ehli kitaptan olan bazıları وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ size indirilmiş olan her şeye de iman etmişlerdir. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ onlara da indirilmiş olana iman ederler. İman tevhidi dava bir bütündür. Geçmişi gelecek şimdiki zamanı yoktur. İlk insandan son insana kadar bütün gelen peygamberleri kabul eden bir anlayıştır tevhid-i iman. Biz gelen peygamberlerin hangi toplumdan geldiklerine bakmaksızın, hangi ırka mensup olduklarına, hangi etnik gruptan çıktıklarına bakmaksızın iman ediyoruz. Allah tarafından gönderdiklerine iman ediyoruz, kabul ediyoruz. Onlara indirilmiş olan her söze biz iman etmişiz, kabul ediyoruz. Bozulmamış haline tabii ki. Onun için kendilerine gelmiş olana iman edip size de gelmiş olana iman etmiş demeleri diye Kur'an-ı Kerim'in kayıt düşmesi tevhidi anlayışın evrensel ilkelerine atıfta bulunması anlamına gelir. Yani Allah tarafından gönderilmiş her şeye iman ederler. Yoksa siz kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddediyorsunuz. İnsan hesabına geleni kabul edecek, hesabına gelmeyeni reddedecek. Böyle bir iman, böyle bir tevhidi anlayış olmaz. Onun için mutlak teslimiyet, mutlak imanı zorunlu hale getirir. O yüzden Allah-u Teala onların niteliğini anlatırken onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ettiler demeye getirir. Yani kendilerine inmiş olana iman ettikleri gibi size de indirilmiş olana onlar iman etmişlerdir. Haşi'ine lillahi, onlar Allah'tan çok korkuyorlar. İşte huşu, korku, havf ve reca arasında gidip gelen duygularımız Allah ile buluşunca huşu halini alır. İşte bu imanlı gizlenmiş müminler öyle bir haşiyet, öyle bir korku, öyle bir heyecan, korkuyla heyecanın karıştığı bir atmosferde onlar Allah'a uzun uzun secdeler yaparlar. Onlar Rablerini zikrederler. Allah'ı razı etmek için onu anarlar. Onlar hayırlı işler yaparlar. Kimsenin bilmedikleri o gizli hallerinde. Biz onların nasıl bir haşyet içerisinde olduklarını bilmiyoruz. Ama nasıl duygusal bir huşu, bir atmosfer seli yakaladıklarını Kur'an bize bu şekilde anlatmış oluyor. Onlar imanlarını haşyet içerisinde izhar etmemiş olsalar bile o karanlıklar içerisinde nur gibi saçıyorlar. Onlar maddi alemde size görünür tarafıyla mümin bile sayılmazken onların öz dünyasında perdelerin kalktığı, manevi atmosferin onları sarmaladığı bir ortamda, gecenin bir karanlığında ya da namazlarında öyle huşu, öyle bir teslimiyet içerisinde Rablerini anarlar ki işte bu onların imanının mutlak delilidir muhterem kardeşlerim. Onlar üzerinden verilmiş olan bir mesaj oluşmuş oluyor bizim için. Haşiyet, ibadetin, Allah'a kulluğun, dava eri olmanın, Allah'tan haya etmenin, istihya etmenin, çekinmenin olmazsa olmazıdır. Huşu böyle bir şeydir. Onun için her birimiz huşuyu yakalamak için çaba sarf etmek zorundayız. Huşu, kalpleri titreten duygusal bir seldir, bir akımdır. Huşu, Allah'tan, cehennemden korkma anlamına gelmiyor. Huşu, sevgiye dayalı takva gibi dayalı bir titremedir. Allah ile buluşmanın adı, o atmosferin adı huşu. Rabbimizden dileğimiz bize de böyle bir atmosfer nasip etmesidir. Bize böyle bir duygu vermesidir. Ve onların diğer özelliklerini Kur'an-ı Kerim sıralar. لَا يَشْتَرُونَ بِيَيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Onlar Allah'ın ayetlerini asla pazarlama konusu yapmazlar. Satmazlar, almazlar. Ne demek bu? Onlar Allah'ın dinini ticari bir metaha dönüştürmezler. Ehli kitabın alimlerinin en büyük özelliği buydu işte. Onlar dini ticaret konusu yaptılar. Kendi dinlerini tahrif ettiler. Allah'ın söylemediğini söyleyerek kendi ticaretlerini ve zenginliklerini artırmaya çalıştılar. Kendi maddi dünyalarını geliştirecek, derinleştirecek, zenginleştirecek her imkanı kullanmak istediler. Allah'ın ayetiyle çeliştiği zaman onu reddetmelerine Allah'ın ayetlerini farklı yorumlayarak uydurmaya çalıştırdılar. Uyduruk bir din ortaya çıkardılar. Tevrat'ı tahrif ettiler, İncil'i tahrif ettiler. Harama uzanan yollar açtılar. Zulmedecek mekanizmalar oluştururken referans olarak onları göstereceklerdi. Allah'ın ayetleri onlar önünde engel teşkil ettiği için onların ortadan kaldırılması gerekiyordu. İşte bunun adı da Siyonizm'dir. Siyonist düşünce böyle oluştu. Siyonist düşünce kendi inançlarına bile karşıdır. Tevhidi inanca karşıdır. Tahrif edilmiş Tevrat'ın temel etkeni Siyonist düşüncedir. Çünkü seküler bir anlayıştan doğmuştur. Seküler hakimiyetin oluşması için uhrevi boyutuyla dinin ortadan kaldırılması gerekiyordu. İnkar işlerine gelmeyecekti. Tahrif etme yöntemini seçtiler. Bu çok etkili bir yöntemdi tarih boyunca. Hala da devam etmektedir. Bugün bazıları onlardan esinlenip Kur'an'ı değiştirmeye, Kur'an'ı tahrif etmeye çalışmaktadır. Ama buna güçleri asla yetmeyecektir. Çünkü Allah Kur'an'ın korunma garantisini üzerine almıştır. Buna güçleri yetseydi şimdi diğer kitaplara yaptıkları muameleyi Kur'an'a da yapmış olacaklardı. Ama heyhat, asla asla buna yanaşamayacaklardı. Onlar Süleyman Mabedi'ni ticarethaneye çevirdiler. Siyonist düşünce madde endeksidir. Maddi dünyayı arzular ve kendi inançlarından devşirdikleri referansları bozarak sözüm ona kendi ideolojilerini entegre etmeye çalıştılar ve maalesef bunda başarılı oldular. Dolayısıyla açık söyleyebiliriz ki Siyonist düşüncenin temelinde inanç değil, seküler anlayış vardır. Dini sadece alet etmeye çalışıyorlar. İşte bu ticaret yapma anlamına gelir ki dini işte İslam'ı reddetmektedir. O imanını gizlemiş müminler üzerinden bir gerçeği haykıran Kur'an-ı Kerim bizi de uyarmış olmaktadır. Sakın inancınızı dünyevi kaygılarla satmayın. Söz konusu maddi çıkarınız olsa bile Allah'ın ayetlerini anlatmaktan çekinmeyin. Hakkı örtbas etmeyin. Kendi çıkarınız uğruna Allah'ın ayetlerini gizlemeyin. Bütün ticaretiniz kesada uğrasa bile. Ya da sırf maddi rant amacıyla Allah'ın ayetlerini kendinize kisve yapmayın. Bugün bunu yapan İslam toplumu içinde bile şarlatanlar vardır. Mümin görünerek insanların duygularını kullanarak aldatmaktadır. İşte bunun adı Allah'ın ayetlerini satmaktır, almaktır. Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim innallâhe serî'ul hisâb. İşte bu özelliklerinden dolayı onlara Allah büyük ecirler saklamıştır. Onlara büyük bir nimet verecektir. Çünkü Allah innallâhe serî'ul hisâb. Allah hesabı çetin görendir. Müminin mükafatını da hızlı verir. Zalimin cezasını da hemencecik verir. 3-5 günlük dünya hayatının süresi bizi aldatmamalıdır. Bize çok uzun gelmektedir. Ama öyle bir şey yoktur. Onun için imanını gizlemiş müminler üzerinden verilen özellikler, müminlerin de özellikleridir muhterem kardeşlerim. Bizim de yapmamız gerekenlerdir ki, en önemlisi de Siyonist anlayıştan uzak durup, meta haline getirmemek lazım dinimizi. Biz dinimizi kendimize uydurmayacağız. Biz dinimize uyacağız. Dinimizin ticari ahlakını, maddeye bakışını, dünyaya bakışını, ukbaya bakışını ortaya koyacağız. Dinin hakimiyeti için mücadele vereceğiz. Bu takdirde Rabbimizi razı etmeyi umuyoruz. Rabbimizin gazabından, azabından rahmetine sığınıyor ve bizi Kur'an'la yaşatmasını, Kur'an'la öldürmesini ve Kur'an'la diriltmesini ümit ediyoruz, talep ediyoruz. Zira o merhametlerin en merhametlisidir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.